Merhaba arkadaşlar, bu videomdaki yazı başlığım projelerin insan hayatına olan etkisi. Bu yazıyı blog sayfamda da bulabilirsiniz. Oturduğum evde başıma gelen bir olay üzerine bu yazıyı kaleme almıştım. Şimdi bunu seslendirmeye çalışacağım. Evet, şimdi okuduğum olay tabii bundan 5-6 sene öncesine ait bir olay. Ama oturduğum evimin sokağından belediyenin, şöyle kırmızı çizelim yine, belediyenin müteahhiti, yani belediye bir müteahhite bir iş vermiş. Verdiği iş kanalizasyon hattının genişletilmesi işiydi. Bunun için oturduğum evin önündeki sokak kazılacak, daha geniş borular döşenecek ve bu şekilde bütün mahalle boyunca kazı işlemleri yapılacak. Çalışmalarının felaket olduğunu zaten söylememe gerek yoktur. Tahmin edersiniz herhalde. Bir operatör vardı. Ne vatandaşın sınır duvarı, böyle bahçeli evler olduğu bir yer düşünün. O bahçeli evlerin sınır duvarlarını direkt kırarak, hatta belediyenin istinat duvarı vardı. Toprak gelmesin diye belediyenin kendisine ait ördüğü duvarları bile adam hani makineyi kullanırken sağa sola çarparak duvarları bile yıktı. Dikkatsizliğinden dolayı 4-5 tane ağacı kökünden söktü. Tabii buraya yazmadığım, yine tahmin edersiniz ki elektrik kablolarını koparması, su hatlarını koparması, onları saymıyorum bile. Onlar da işin bize kârı diyeyim. İşlerini bitirdikten sonra kaba toprak örtüp gittiler. Tabii üzerinden yağmurlar geçti. O kaba toprak önce bir çöktü ve yolun tam ortasında 2 metre çapında bir delik açıldı. Biz aylarca bu deliğin etrafından araçlarla dolaşmak zorunda kaldık. Bir dönem o deliğin etrafından da geçemedik. Yine geldiler. Bu sefer siyah bir toprakla mıcır karışım bir şey attılar. Asfalt yok. Sadece toprağı döküp gidiyorlar. Ve onlarca kez şikayet etmemize rağmen. Daha sonraki aylarda ise ne asfalt için gelen oldu ne de verdikleri zararı. Yani vatandaşın duvarına zarar verdiler ama bunu nasıl tazmin edeceklerini soran da olmadı. Yukarıdaki durumun benzerlerini internette biraz araştırınca fazlasıyla görebilirsiniz. İhmalkarlıktan ölen insanlar, maddi zararlar artık günlük hayatımızın normali haline geldi. Cezaların caydırıcı olmadığını biliyoruz. Zaten istifa etmek diye de bir kural yok. Hata yapan sonuçta hata yaptığını hiçbir şekilde kabul etmiyor. İşini iyi yapmayan müteahhitler bence bundan sonra derken tabii yazı yazdığım zaman da bekledim öyle bir şey ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. İnternet üzerinden yayınlansa, tartışma gruplarında bunlar paylaşılsa, duyurulsalar, böylece sonraki işi alması engellense bu kişilerin, bu firmaların, işini iyi yapanlarla yapmayanların ayrılmasını istiyordum. Onun için yazdım. Fakat herhangi bir değişiklik oldu mu derseniz şimdilik yok. Biz tabii konuyu proje yönetimine getirelim. Benim artık beklentim şöyle bir şey. Hem işi yapan tarafta hem işi yaptıran tarafta. Yani işi üstlenen müteahhitte ve işveren tarafta. Proje yöneticisi diye bir kavram görmek istiyorum. Proje sponsoru diye bir kavram görmek istiyorum. Proje yönetim planı diye bir şey görmek istiyorum. Ne zaman, nerede, ne iş yapacaksınız? İlerleme raporunu görmek istiyorum. Bugün işin yüzde kaçı bitti? Ben ne kadar etkileneceğim bu projeden bir vatandaş olarak? Bunları hatta internetten görmek istiyorum. Bunları görebileceğim bir ortam henüz daha olmadı. Bir paydaş olarak çok şey mi istiyorum bilmiyorum. Sizler ne düşünürsünüz? Düşüncelerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz.